Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Estağfurullahul azim ve etubu ileyh. Amma ba'd. Temizleme yolları. Muhterem kardeşlerim, geçen haftaki dersimizde İslam'da temizlik bahsine girmiştik ve temizlik ayetlerle, hadislerle İslam dilindeki öneminden bahsetmiştik ve temizliğin maddi ve manevi temizlik olarak ikiye ayırmıştık. Yani bu manevi olarak küfür, inkar, şirk, dinden çıkma, münafıklık veya kötü huylar birer pisliktirler. Bunlardan Müslümanların tevbe ile kurtulmaları lazım. Maddi pislikler genellikle elle tutulan, gözle görülen şeyler olduğu için bunlara da temizlik lazım. Bir özet olarak söyleyecek olursak, kişinin namaz kılarken, ibadet ederken elbisesi, bedeni ve namaz kıldığı mekanın temiz olması lazım. Müslüman akıl bali olduktan sonra mükellef olduğu için namaz kılacak vakti geldiğinde bu tür temizlikleri yapması lazım. Hayızlı ve nifaslı kadınların durumundan kısaca İşte bu da bir manevi temizlik alanına giriyor. Hadesten taharet. Aslında hades, abdesti olmayanın abdest alması, cünüp olanın gusletmesi veya hayız ve nifas durumundaki bir kadının kesildikten sonra temizlenmesi. Gözle görülen belki bir pislik olmasa bile manevi bir pisliktir. Bunlarsız ibadet olmaz. Abdesti bozulanın abdest alması lazım, icap edenin gusletmesi lazım. Fatih temizlikler, hadesten taharet maneviydi. Necasetten taharet. Necaset gözle görülür, elle tutulur, fatih pisliklerdir. Böyle bir pislik insanın elbisesinde, bedeninde veya namaz kıldığı yerde olunca temizlenmesi lazım. Ne ile temizlenir? Su ile temizlenir. Şimdi biz temizlenme yollarını görelim inşallah. Burada enteresan bir konu vardı. Bir Müslüman tabi akıl ve buluğ çağına gelince mükellef olduğu için temizlik ne zaman farz olur? Ne zaman bir Müslümanın üzerine şarttır, onu görmüştük. Kısaca özetleyelim. Müslüman olmak, kafir olmak bizim anlattığımız manada temizlenmeyi gerektirmez. Yani kusur sorun değil onlar için. Çünkü bir kafirin fer'i, teferruat olan dinin emirleriyle muhatap olması söz konusu değil. Önce bir Müslüman olması lazım. Akıllı olması lazım. Akıl hastası veya baygın olana temizlik farz olmaz. Tabii ki deliller de temiz olacak da bizim amacımız ibadet yapabilmenin temizliğini anlatmak burada. Ergenlik çağına girmek, buluğ çağına, hayız ve nifastan kesilmek, ibadet vaktinin girmiş olması lazım. Çünkü ibadet vaktinin dışında abdestsiz gezmenin bir haramlığı yoktur. Cünüp gezmenin de bir haramlığı yoktur. İşin adabı, takvası başka. Yoksa abdest babı geldiğinde göreceğiz inşallah. Müslümanlar abdestsiz mümkün mertebe olmaması lazım. Yememesi, içmemesi, uyumaması lazım. Abdesti bozulduğu zaman hemen bir abdest alıp, vakit de müsaitse, kerahat vakti değilse, şükrul vudu, abdeste şükür namazı kılması lazım. Buna devam ettiği için Bilal-i Habeşi, Peygamberimiz diyor ki ben cennete dolaşıyordum, önümde hep bir senin eteklerin hışırtıyordu. Yani narinlerin sesi geliyor, eteğin sesi geliyor. Ya Bilal, sen bu dereceyi nasıl kazandın? Bilmem ya Resulallah, ama ben bu iki şeye dikkat ederim diyor. Yani abdestim bozulursa abdest alırım, vakit müsaitse iki rekatta abdeste şükür namazı. Hah, işte bu ikisinden. Bunlar ayrı şeyler, fıkhen dedik. Demin de kısmen geçti bu. Farz olabilmesi diyoruz şartını koyduk. İbadet vaktinin gelmesi, uyku halinin bulunmaması, unutma halinin olmaması. Bunları niye söylüyoruz? Arkadaşlar, adam yattı uyudu, namaz vaktini geçirdi. Uyuyana kalem işlemiyor, mazurdur. Unutan da mazurdur. Adam öyle bir telaşa kapıldı ki, İşte öğle namazı, namazı unuttu. Allah Celle Celaluhu inşallah bundan sormaz. Amener Resulü okurken değil mi? Rabbena la tuahirna in nesina, unutursak ev ahta'na, hata yaparsak bizi muahaze etme diyor.
muhafaza burada olmaz inşallah. Zorlama anında zaten insanın iradesi yok. Dolayısıyla yaptığının bir mahsur olmaz. Su veya temiz toprağın bulunması. Şimdi asıl olan temizlenme yollarından su, gelelim yeni dersimize. İbadet amacıyla temizlenmek veya temiz olmayan şeyleri temizlemek için durumlarına göre çeşitli yollar vardır. Sayfa 176 kitabımızda. Temizlenme yolları. Pis olan bir şey kaç şekilde temizlenir? Su ile yıkamak, kaynatmak, silmek, ovalamak, kazımak, ateşe atmak, biraz sonra gelecek. Bunlar birer temizleme yollarıdır arkadaşlar. Ama biz de normal olarak temizlik deyince aklımıza su gelir. Allah Celle Celaluhu suyu yaratmış ve sudan yaratmış canlıları. Biz her şeyi sudan yarattık buyuruyor. Özümüz, aslımız bir yerde su. Su hayattır. Su aynı zamanda temizliktir. Su dediğimiz zaman da normal su akla gelir. Yani mutlak su. Mutlak su Cenab-ı Allah'ın yağmur olarak indirdiği, kar olarak indirdiği, işte yerlerden fışkırttığı göze suları, göl suları, bunlar sudur. Mukayyet su, suyun içerisine başka bir şey katışır, rengini, tadını, kokusunu bozarsa veya işte gül suyu mesela, o da bir sudur ama gül suyudur. Ya da işte fasulye atarsınız, nohut atarsınız, kaynatırsınız, sonunda o cıvık sıvımsıdır ama akıntılı. Bunlar normalde su olmaktan çıkmıştır. Mukayyet su artık, gül suyu, nohut suyu gibi yanına muhakkak başka bir şey getirip konuşur hale geldik. Normalde temizlenmenin esas yolu sudur. Asıl olan su. Burada iki ayeti kelimeyi teberrüken kitabımızdan okuyalım. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Sizi temizlemek için Allah gökten su indiriyor. Enfal suresi 11. ayeti kerime. Biz gökten temizleyici su indirdik. Bu da Furkan suresi 48. ayeti kerime. Demek ki temizlikte asıl olan sudur. Fakat sular da kendi aralarında kısım kısımdır. Bu bahse girmeden evvel bize bir hikaye anlatayım. Bir Avrupalı gavur Müslüman olmuş elhamdülillah. Sonra da İslamiyet'i öğreneyim diye Türkiye Mısır'a bir yere gitmiş. Hikaye bu. Aslında araştırmayın. Bize kısa da bilse lazım. Orada aklı başında eserleriyle etkilendiği bir alim varmış. Ziyaret ediyor. O da kendisini önce bir İslami ilmihalini, fıkhını öğren diye Hoca Efendi'ye gönderiyor. Adamcağız 3 ay sonra iki gözü iki çeşme ağlayarak geliyor. Adamın elini öpüyor. Ben diyor yeniden gavur olup memleketime gidiyorum diyor. Hayırdır diyor adam. Kardeşim diyor ya. Sen beni hocaya gönderdin. 3 aydır su bahsini işliyoruz. Fıkıh olarak daha bitiremedik diyor. Lan bugün böyleyse ben vazgeçtim diyor. Şimdi arkadaşlar büyük fıkıh kitaplarımızı açtığınız zaman işte su tahir mutahhir, tahir gayr mutahhir, ne tahir ne mutahhir, böyle uzun uzun anladınlar. Ya efendim, kuyunun içerisine köpek düşerse su kadar su çekeceksin, fare düşerse bu kadar su çekeceksin. Kova, 100 kova, 200 kova, 10 kova. Ya mübarekler, hangi çağda yaşıyoruz? Musluktan değil mi? Şarıl şarıl sular akıyor artık yani. Bu sudur işte. Bu öteki sulardan adama 3 ay ders kullanılmayan bilgiler, bıkmış ıslanmış adam. Ben gidiyorum yer eski günüme demiş, gidiyormuş da sen ne dedin demiş öteki adam, gönlünü almış. Abdest, gusül icap ederse musluğu aç, şarkı şarkı elimi yıka ya da yıkan işte sunun hepsi bu kadar demiş. Ben sana 2 saniyede öğrettim çıkan demiş. Yesiru ve la tuassiru, kolaylaştırın, zorlaştırmayın diyorlar. Ben de sizi şimdi biraz çok zorlaştırmadan, hafif kolaylaştırarak ama gene de zorlaştırarak anlatayım. Sular kaç çeşittir? 5 çeşittir. 1. Tahir ve mutahhir. Yani hem kendisi temizdir hem de temizleyici özelliği vardır. Nedir bu?
İşte şu bildiğimiz su, yağmur suyu, gar suyu, dolu suyu, deniz suyu, nehir suyu. Bunlar hem kendileri temizdir arkadaşlar. Temizlikte de kullanırsın. Temizleyicidir de. Hem temizdir hem de temizleyicidirler. Yani içebilirsiniz. Ayrıca bedeninizde pislik varsa yıkarsınız. Elbisenizde pislik varsa suyla yıkarsınız. O su o pislikleri temizler. Temiz ve temizleyicidir. Bir su üç özelliği var. Renk, tat, koku, bir de tabi akıcılık özelliği var. Bunlara dikkat edin. Eğer bunlar bozulursa o sudan el çekin. Yoksa tamamıyla bunlar bozulmamışsa, yani bir suyun akıcılık özelliği kaybolmamışsa, pis pis kokmuyorsa büyük bir ihtimal temizdir. Ama klor atarlar, biraz koku gelir sudan, bu da onu pislemez tabi. Su temizdir. Renk, tat ve kokusuna üstün gelen şey dışında hiçbir şey onu necis yapmaz demiş Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Burada köylüler için, tabi böyle medeni ortada yaşamıyor eskiler, köylerde yaşıyorlar, çöllerde yaşıyorlar. Suda çok bulunan bir şey değil. Şimdi biz musluğu aç, şakır şakır su akıyor diyoruz. Hocam sen hangi asırda yaşıyorsun derler. 21. asırda yaşıyoruz. Peki 10. asırda yaşayan ne yapsın? Veya çölde yaşayan, köyde yaşayan ne yapsın? Musluk yok. Göçebe hayat yaşayan adamın musluğu yok. Nesi var? İşte ya kuyusu var, ya kırması var. Peki buna beraber yaşadığı köpek gider içerse bu sudan ne olacak? Ha şimdi onlar bunu sorarlar arkadaşlar. Tavuk gider o sudan içerse ne olur? Mesela eşek gider, katır gider, deve gider. O sudan içerse ne olur? Temiz olur mu, olmaz mı? Bütün bunlar fıkıh kitaplarında var arkadaşlar. Genellikle eti yenen hayvanlar, evcil hayvanların artıkları temizdir. Ya da gökte uçan gagalarıyla suyu emerek geriye salya bırakmayan kuşların da temizdir ama gene de kafanız karışabilir. İsterseniz sayfa 177'de önemli bir yerini okuyayım size. İnsanın, koyun, keçi, deve, sığır gibi eti yenen evcil hayvanların, at ve attan doğan katırların, eşekten doğan katır değil ha. Katır attan ve eşekten doğmasına göre değişirmiş. Attan doğan katırların, eti yenen vahşi hayvanlar ile kuşların artığı olan sular maddi bir pislik bulaşmadığı sürece kural olarak hem temizdir hem de temizleyicidir. Bizim milletimiz hassastır. Bir geveze yaptığı bir günahı ayıbı anlatıyor. İşte evde su kızdırıyor annem. Ben de elimi batırıyorum. Ha derim, öldürürüm seni diyor. Batırır kaçarım diyor. Anam döker onu diyor. Cahilliğinden döküyor. El batarsa ne olur? Bir şey olmaz. Hatta el batma şöyle dursun. Gelse koyun içse o sudan. Görüyorsunuz ki gene bir şey olmaz. Ama işte şu kaçan Avrupalı gibi vatandaşımız biz öyle yapalım. Teferruata bakmaz yani. Midesi almazsa döker onu. Tertemiz sudan kullanır. Ama şu kadarcık aklımızda kalsın. Demek ki atın eti yenir, onun için temizdir diyoruz. Biz de atın etinin gel bebesinin sebebi ileride gelince göreceğiz. Hatta çok lazım olan kıymetli bir hayvandır. Ondan dolayı atın eti yenmez. Dolayısıyla koyun, keçi, at, attan doğma katırlar bunların battığı sular, bunun içtiği suların artığı onu pislemez. Hem temizdir hem de temizleyici olmaya devam eder. Fark nedir hocam? Temiz ve temizleyici olmak arasında derseniz onunla hem elbisemizi, vücudumuzu temizleriz hem de abdest alır, gusül edebiliriz. Bazen sular temiz olur. Elbiseyi yıkayabiliriz ona da abdest alamayız. Gusül edemeyiz. Yani ibadette kullanamayız.